Uluslararası Uzay İstasyonu ISS, dünya yörüngesinde insan eliyle inşa edilmiş en pahalı yapıdır. İstasyonun yapımı 120 milyar dolara mal olmuştur. Ortalama bir evin 80 ila 90 metrekare büyüklüğünde olduğunu varsayarsak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaklaşık 96 adet ev büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu uzay boşluğundaki bir toplu konuta benzetebiliriz. Uzay istasyonunda dönüşümlü olarak sürekli değişen en az bir mürettebat, yani 6 astronot görev yapıyor. Bu istasyonda astronotların elbette birçok işi var. Ayrıca her astronotun yatak odası ve mürettebatın araştırma yapabileceği laboratuvarlar da bulunuyor. Mürettebat ekibi günlük yaşamlarını sürdürüyor, çalışıyor, spor yapıyor, hatta boş zamanlarında film izleyip kitap okuma imkanı bulabiliyorlar. Mesaileri süresince her şey uzayla ilgili, fakat sonrası onlara kalıyor diyebiliriz. Uluslararası istasyon bu büyük cüsseyi kapsamlı bir şekilde çalıştırabilmek, yörüngede tutabilmek, aydınlatma, barınma, oksijen gibi birçok ihtiyacı karşılayabilmek için fazlasıyla enerjiye ihtiyaç duyuyor. İstasyon bir binanın çatısından daha büyük olan 8 güneş paneliyle elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Havanın açık olduğu bir günde ışık kirliliğinin fazla olmadığı bir yerde, eğer yeterince şanslıysanız, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ışıklarını çıplak gözle görebilirsiniz. Ayrıca internette yapacağınız ufak bir araştırmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'nun anlık olarak dünyanın hangi konumundan görülebileceğini de öğrenebilirsiniz. Uluslararası Uzay İstasyonu saatte 28 bin kilometrelik müthiş bir hızla dünya yörüngesinde hareket ediyor. Bilim insanları ve astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmıştı. Ancak şu anda NASA ve SpaceX istasyonun ömrünü uzatmak için çalışmalar yürütüyor. Astronotlar saatte 28 bin kilometre hızla hareket eden Uluslararası Uzay İstasyonu'na nasıl gönderiliyor? Bir uzay istasyonunun yaklaşık 28 bin kilometre hızla uçaklardan kat kat daha hızlı hareket edebilmesi şaşırtıcı değil mi? Bir uçak hava direncine karşı sürekli hareket ederken enerji için yakıt kullanıyor. Ancak uzay istasyonu dünyanın yerçekimi kuvvetinin etkisi altında hareket ediyor ve herhangi bir yakıt kullanmıyor. Uzay istasyonunun hareket için yakıt kullandığı tek zaman, hareketini veya yörüngesini değiştirmek için bu yerçekimi kuvvetine karşı hareket etmesi gerektiği zamandır. Uzay istasyonunun hızı yerçekimi kuvvetine bağlıdır ve bu da istasyonun kütlesine, dünyanın kütlesine ve aralarındaki mesafeye bağlıdır. Açıkçası istasyonun kütlesi dünyanın kütlesinden çok daha azdır. Bu nedenle istasyonun hızının ana belirleyicisi aralarındaki mesafe, yani istasyonun dünya yüzeyinden yüksekliğidir. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi gereken herhangi bir uzay gemisi veya roket, aynı yükseklikteki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hızına benzer bir hıza sahip olmak zorundadır. Bu nedenle dünyadan fırlatılan bir uzay aracının istasyona kenetlenmesi işlemi çok karmaşık olmasına rağmen, göreceli hızlar birbirinden çok farklı olmadığı için zor bir işlem değildir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar istasyonun hızını hisseder mi? Bir araba çok hızlı hareket ettiğinde bunu hissedersiniz, çünkü içinde bulunduğunuz araba çevreye göre çok hızlı hareket eder. Ancak dünyanın 1600 kilometre hızla döndüğünü hissetmezsiniz. Bunun nedeni onunla birlikte hareket ediyor olmanızdır. Dolayısıyla dünyaya göre hızınız sıfırdır. Benzer şekilde uzay istasyonunda olanlar saatte 28 bin kilometre hızla hareket etmelerine rağmen istasyona göre hızları sıfır olduğu için bunu hissetmez.